Bugün sizleri İstanbul Çekmeköy'den selamlıyor ve hemen Zuhal Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Ben Zuhal, 32 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. 5,5 aylık evliyim. Ben Ardahanlıyım. Eşim Kayserili. İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. Gelin evine arkadaşımın ısrarı üzerine katıldım. Ayrıca kendime, aşk hikayeme ve evime güveniyorum. Sana inandım, koştum, geldim. Dünde ne vardı unuttum, geldim. Dünya yansın, koy verdim bana biraz renk ver. Sana inandım, koştum, geldim. Zuhal Hanım. Efendim. Nasılsınız? Birazcık heyecanlı. Heyecanınızı biz fark etmedik. Hangi gelinimizden çekindiğiniz için heyecan yaptınız böyle? Açıkçası hepsi de heyecanlandırıyor. Peki bütün hazırlıklarınız tamam mı? Bana göre tamam. Ama misafirlerimiz bakalım beğenecekler mi? İşte gelinlerimiz geldiler. Hemen açalım. Kızlar, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba. Ben direkt geçeyim, hediyemiz biraz tamam. Büyük. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Zuhal Hanım, hediye sizin de dikkatinizi çekti mi? Evet, çok büyük. Çok merak ediyorum. Sizin kadar biz de çok merak ettik. Bir an önce salona geçseniz de hediyenizi görsek... Hemen geçelim. Neler olacak neler? Çikolataları merak ediyorum da. Yiyebilirsiniz. Sizin için özel hazırladım. Söz nişan çikolatalarına benzettim onu. O dönemden kalmış olabilir diye düşünmüştüm. Tuba yeme, zehirlenebilirsin. Ben de hiç aksesuar göremedim mutfağınızda. Sakladınız mı? Yatak başlığınızın rengiyle fon renginiz çok farklı geldi bana. Doğru, haklısınız. Yani mobilyayı seçen genelde eşim oldu. Eşime sıçra atıyorum. Gizem Hanım'ın sesinin güzel olduğunu duyduk. O zaman ben size bir kuple söyleyeyim. Uyuyamam geceleri. Teşekkür ediyorum. Ve ben eşime döndüm, dedim ki saat daha erken, biz gel beraber biraz daha gezelim. Helal olsun. İyi cesaret gerçekten. Eşiniz size arabada ne dedi? Bence o önemli. Yorumlar, sorular ve cevapları az sonra. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Zuhal Hanım. İyi, sizleri sormalı. Biraz heyecan var ama düne göre daha iyiyim. Kendi evimde olduğum için sanırım. İlk günün heyecanını da attınız evet, tabii. Evet. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim, seni sormalı. Ben de iyiyim. Yorgunluk var mı? Yani oluyor biraz ama olsun, güzel bir yorgunluk, tatlı bir yorgunluktu. Dün geldikten sonra hazırlıkları yapabildiniz mi Zuhal Hanım? Yetiştirebildiniz mi? Yani yetiştirdim. Umarım beğenirsiniz kızlar. İnşallah. Bu arada hediyenizin büyüklüğü dikkatimizi çekti hanımlar. Zuhal Hanım'a ne aldınız? Biz de çok merak ettik. Evet, siz de merak ediyorsanız hediyemizi verelim Zuhal Hanım. Ben yardım edeyim size. Tabii. Açıkçası geldiğinizde büyüklüğünü görünce merak, yani ben de daha büyük oldu. Paketi açmadan bir tahminde bulunsanız Zuhal Hanım. Yani fırın olabilir. O kadar başka bir şey düşünemiyorum. Bir açın bakalım neymiş. Tahmininiz doğru çıktı. Nereden anladınız fırın olduğunu? Yani ebatlarını ve büyüklüğünü görünce ne olabilir diye düşündüm. Fırın, ama ben çok beğendim. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanın. Teşekkürler. Rica ederiz. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Evinizde fırınınız var mıydı, böyle bir fırınınız? Böyle bir fırınım yoktu. O zaman ihtiyacınız da vardı. Yani kullanacağım. Peki, iyi günlerde kullanın o zaman. Tekrar. Bol bol kek börek pişirirsiniz artık eşinize, kendinize. Tabii yaparım. İnşallah. Hediyenizi iyi günlerde kullanın Zuhal Hanım.
Peki siz gelinlerimize ne ikram edeceksiniz? Kızlar, size kahve ikram edeceğim. Nasıl içersiniz? Ben sade, benim sade olsun. Benim ben orta. Ben de sade. Benim de orta şekerli olsun. Tamam kızlar, kahve için yanınızdan ayrılıyorum. Bu arada dün Zuhal Hanım'ın dekorasyonunda kullandığı renkleri tahmin etmiştiniz hanımlar. Beklediğiniz gibi buldunuz mu acaba? Ben Zuhal Hanım'ın pastel tonları kullanacağını düşünüyordum. Bugün de gördüğüm kadarıyla yanılmamışım. Evet. Ben biraz daha ağır olacağını düşünmüştüm. Evet, mobilyaları daha modern, daha ağır bir takım duruyor ama renkler daha canlı, umduğumdan daha canlı oldu yani. Ben gri rengi tahmin etmiştim daha çok. Yani bu tonları tahmin ediyordum. Yanıltmadı beni kendisi. Tam da beklediğimiz gibi çıktı o zaman hanımlar. Evet, tahminlerimiz doğru. Ellerinize sağlık şimdiden. Kahveler köpüklü gözüküyor. Evet, evet, tadına da bakalım. Çok heyecanlısınız var. Ya dün bu kadar heyecan yoktu. Bugüne özel. Dün de ben özellikle çok şey yapıyordum. Tabii de heyecan daha çok. İsteme anlarınız mı aklınıza geliyorsa? Heyecan kahvede daha kahve titremedi. Koyayım ben, yoksa dökeceğim. Heyecanınız yatışır mı, artar mı bilemiyoruz Zuhal Hanım ama artık salonunuzu yorumlamaya geçiyoruz. Zuhal Hanım salonuna kahverengi, gri ve mor renklerin yer aldığı bir dekorasyon uygulamış. Yemek masasının sandalyelerini koltuk takımının renkleriyle kombin yapan gelinimiz, televizyon ünitesi, sehpa ve koltuk takımının ayak mobilyalarını kahverengi seçerek ayrı bir uyum yaratmış. Çiçek desenleri olan açık renk halı seren ev sahibimiz, pencerelerine beyaz tül, lila ve gri tonlarında desenleri olan fon perdeler asmış. Zuhal Hanım damla şekilli dekoratif aynasıyla salonunu süslerken avizelerini de taş süslemeli tercih etmiş. Zuhal Hanım'ın salonunda bulunan boş köşeden klimaya, sehpa üzerindeki çikolatalara bakalım hangi yorumlar yapılacak. Ben mobilyalarınızı çok beğendim. Renk uyumu da güzel geldi bana. Teşekkür ederim. Ama perdeleriniz bir tık açık kaldı sanki bu koltukların şeyine. Mor renge göre biraz açık kaldı gibi geldi bana. Koltuklarınızı ne kadar almıştınız? Koltuklarımı 10.000 TL. Sadece koltuk takımı. Sadece koltuk takımı. Zaten çok ağır duruyorlar yani şeyine göre. Perdelerim aslında koltuklarımla uyumlu ama renk ışığa göre değişebiliyor. Hmm. Ben koltuklarınızı çok beğendim. Renkleri zaten beni çok çekti. Mor en çok sevdiğim renktir. Gri ile de güzel bir uyum yakalamışsınız. Salonunuz gayet güzel. Sadece halıda birazcık kararsız kaldım. Onun dışında salonunuzu çok beğendim. Hadi, teşekkür ederim. Rica ederim. Halıyı açıkçası annem beğendi. Koltuk rengimin renklerine uygun olduğunu hani düşünüyordu. Ben de açıkçası kırmak istemedim. Benim de hani gözüme hiç böyle yani kötü gelmedi açıkçası. Dekorasyona uygun olduğunu düşündüm ama tabii ki sizin düşünceniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halılarınızı ne kadar aldınız? Halılarımın hepsi 2500 TL. 2500 TL evet. Bence uygun bir fiyat halılar için. Uygun evet. Almışsınız. Evet, uygun leke almışsın. Tutuyor mu koltuklarınız? Tutmuyor. Ev alışverişini eşinizle mi yaptınız yoksa kayınvalidenizle birlikte mi yaptınız? Ev alışverişini hem eşimin ailesiyle de yaptık hem de kendi ailemle birlikte çıktık. Örneğin koltuk takımımı ablamla eniştem bana söz vermişlerdi. Evlendiğinde düğün hediyesi olarak alacağız diye. Ablam ve eniştem ve eşimle birlikte aldık. Renklerine ben karar verdim. Sadece modeli belliydi. Renklerini de bu şekilde belirledik. Her mobilya için, her eşya için ayrı ayrı farklı günlerde farklı kişilerle gittik.
Güzel bir tercih olmuş. Peki alışveriş sırasında bir sıkıntı yaşadınız mı? Sizin tercihlerinize aileler karıştı mı? Açıkçası ablamlarda oldu. Hediyeydi ama ısrarla kendi istedikleri rengi aldırmaya çalıştılar. Yaklaşık 6 saat gezdik ve hala beni hani o konuda taklit ederler. Bu mu olsun, o mu olsun, bu mu olsun? Onlar ısrarla kısa bitsin diye başka rengi öneriyorlar. Ben de asla istemiyorum. En sonunda aslında bu da değildi rengimiz. Farklı tonlardaydı. Ama mobilyacımızın birazcık ne diyelim buna? Son dakika bize yapmış olduğu bir hayal kırıklığı mı diyeyim artık bir şey oldu. Mobilyacımızda kumaş yokmuş istediğimiz renkte. En sonunda ben de tekrar renk tonlarına karar vermek istedim. Ben de bunlar olsun istedim. Koltuklarınızı çok beğendim. Yani rengini çok beğendim. Mor da benim en çok sevdiğim renktir. Yalnız arkadaşlarıma halı ve perde konusunda katılıyorum. Halının içinde mor tonları göremedim ben. Görmek isterdim. Yani daha uygun olurdu bence. Perde de aynı şekilde. Daha soft kalmış sanki. İçerisinde aynı şekilde ufak morlar olsaydı daha canlı, daha uyumlu olurdu diye düşünüyorum. Yani tabii ki sizin düşünceniz ama ben özellikle perdemi çok severek aldım ve özellikle mobilyalarıma uyumlu olsun diye direkt hani tasarım olarak bu aslında hani tasarım tonlamalarına göre ayarladılar. Dediğim gibi halımda annemin hani isteği olduğu için kıramadım. Ben de beğenerek kullanıyorum. Olsun, yine de güzel tabii, sizin zevkiniz. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Perdelerin fiyatını sormadık bu arada. Perdelerimin hepsi tüm odalarla birlikte 3500 liraya aldım. Eşim Kayserili olduğu için bayağı bir pazarlık yaptı. Açıkçası ben hiç pazarlık yapamıyorum. Eşim bu durumdan şikayetçi. Bana ne denirse ben hemen tamam deyip hemen alışverişimi tamamlıyorum ama eşim Kayserili olduğu için sürekli bir pazarlık peşinde. Zaten ticaretle ilgileniyor. Onun için hani artık garipsemiyorum artık onun yaptığı pazarlığı. Hatta ortamdan uzaklaşıyorum, o pazarlığı yapıyor, ondan sonra ben gidiyorum tekrar. Zuhal Hanım, bir de ben bir şey sormak istiyorum. Evet. 3 tane avize var galiba salonunuzda. Bu ikisi aynı ama şurada farklı bir avize kullanmışsınız. Neden o şekilde tercih ettiniz? Açıkçası orayı kütüphane yapma ya da çalışma odası yapma gibi bir şey düşündük. Bir planımız vardı. Çünkü biz burada kiracıyız. Öyle bir bölüm yapılmış. Hani biz de onu nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüyorduk. Açıkçası şu an dolapları yapılma aşamasında yetişmedi. Öyle çalışma odası gibi değerlendireceğiz. Yalnız ben bir şey merak ediyorum. Orası çalışma odası için biraz dar değil mi? Yani nasıl sığacaksınız oraya? Ne koymayı düşünüyorsunuz? Tuğba Hanım, çalışma odası değil de çalışma alanı. Oraya bir çalışma masası yaptıracağım. Özel mimar arkadaşlar var. Bakalım ya, uygun bir zamanda güzel bir çalışma masası ayarlamayı düşünüyorum. Hoş bir şey olur ama salonda öyle bir şey. Evet, değişik olacağını, güzel olacağını düşünüyoruz. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Şu çikolataları merak ediyorum da. Bakabilir buyurun, miyiz? Buyurun. Yiyebilirsiniz. Sizin için özel aldım. Sağ ol. Afiyet olsun. Ben biraz söz nişan çikolatalarına benzettim onu. Benim. Belki o dönemden kalmış olabilir diye düşünmüştüm ama siz tabii biraz bizden eskisiniz evlilik konusunda. Sene, yenisiniz ama. Biz bir sene önce nişanlandım. Yani evet. Suba yemezi bilirse. Eğer öyleyse. Pardon hanımlar, onu göremedim. Krema zannettim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ama çok güzelmiş. Bence siz deyin kızlar. Ben de. Siz acıktınız galiba Tuğba Hanım. Ben evet acıktım. Bir de çikolatayı görünce dayanamıyorum. O yüzden teşekkür ederiz. Karşı duvarda bir ayna görüyorum. Çok beğendim aynanızı. Fiyatını hatırlıyor musunuz acaba? Fiyatı 500 TL. 500 TL. Çok güzel bence. Çok beğendim. Mobilyalarınıza da yakıştırdım. Evet, salona uymuş. Evet, güle güle kullanın. Evet, ben de beğendim. Ben de beğenerek aldım. Sizin de beğenmenize ayrıca sevindim. Koltuklarınız ve ünitenizi ayrı mı aldınız fiyat olarak? Yani bütün ayrı. Olarak mı aldınız? Ayrı aldık. Yemek masası, TV ünitesi ve yatak odası ile birlikte aldık. Eşim açıkçası TV ünitesi ve masaya eşim karar verdi. Eşim evde koltuk renkleri bana ait. Diğer mobilya dizaynı seçimi eşime ait. Ortak döşediniz o zaman evinizi ortak bir kararla. Biraz daha onun ağırlığı var açıkçası. Eşimle birlikte dizayn ettik ama ben biraz daha baskın taraf oldum. Peki mobilyalarınızın fiyatı nedir acaba? Yemek masası, TV ünitesi, yatak odası ile birlikte 18.500 TL. 18.500 TL.
Bana biraz pahalı geldi açıkçası. Bana da biraz pahalı geldi. TV ünitem ve yatak odam özel tasarım mobilyanın türüne göre değişiyor açıkçası. Hı-hı. Ondan dolayı. Anladım. Orta sehpanız koltuklarınızla takım galiba. Evet ama koltuklarımla birlikte almadım. Daha sonra aldım. Hı-hı. 10 bin liranın içine dahil mi fiyatı değil. Yoksa ayrı mı? Değil. Anladım. Bu ne kadar acaba? Bu 550 lira. Yani normal. Hı-hı. Klimayı gördüm orada ben Zuhal Hanım. Açıkçası klima rahatlık. Kışın da kullanabiliyorum. Daha rahat olması için herhalde. Yazın soğuk. Yazın sıcak daha olunca... serin olması. Kışın da daha çabuk, zaman açısından daha hızlı ısındığı için klimayı tercih ediyorum. Faturalarla aranız nasıl peki Zuhal Hanım? Elektrik faturası nasıl geliyor? Faturalarla aram, yani benim aram... Fazla iyi değil. Çünkü ben ilgileniyorum gelen faturalarla. Daha doğrusu ben bakıyorum, kontrol ediyorum. Açıkçası elektrik faturası da çok gelmiyor. Sanırım işte olduğumuz için gün içerisinde sadece akşamları kullanıyoruz. Onun için elektrik faturası rahatsız etmiyor. Görünce böyle şok olduğum bir fatura olmadı şu zamana kadar. Bundan sonra da olmaz umarım. İnşallah. Ev gezmesine çıkma vakti geldi hanımlar. Hadi kızlar buyurun mutfağımı görelim. Zuhal Hanım'ın mutfağında açık kahverengi ve beyaz dolaplar, beyaz tezgah, gri beyaz eşyalar göze çarpıyor. Renkli iki sandalyesi olan beyaz masasını, beyaz halısını, tezgah ve beyaz dolaplarıyla kombin yapan gelinimizin perde tercihinin de açık renkte olması dikkat çekiyor. Zuhal Hanım'ın perforje çerçeveli avizesi nasıl test edilecek? Masa ve sandalyelerindeki hangi detay gelinlerimizin dikkatini çekecek görelim. Tuğba ve Gizem Hanım neredeler Zuhal Hanım? Mutfağım küçük olduğu için diğer arkadaşlar daha sonra gelip mutfağımı görecekler. O zaman biz başlayalım. Başlayalım. Mutfağınızda gördüğüm kadarıyla beyaz renkleri tercih etmişsiniz. Gayet sade mutfağınız. Mutfağınız bu kadar beyazken beyaz eşyalarınızı neden gri seçtiniz? Griyi, yani beyaz eşyalı griyi daha çok seviyorum. Peki leke tutmuyor mu? Hani zor olmuyor mu sizin için zor temizlik açısından? Zor olmuyor. Beyaz eşyada dolaplarımla arasında renk farkı çok fazla olacaktı. O görüntü olarak da olmayacağını düşündüm. Güzel görünmeyeceğini düşündüm. Onun için griyi tercih ettim. Beyaz eşyalarınızın fiyatı nedir peki? Buzdolabımın fiyatı 3250 TL. Bulaşık makinemin fiyatı ise 1750 TL idi. Çok uygun almışsınız. Peki aldığınız çeyizinizi, aldığınız tabak takımlarını, tencere setlerinizi buraya sığdırabildiniz mi? Evet, sığdırabildim. Görüyorsunuz dolaplar fazla. Kullanabiliyorum. Dolaplar ve masa uyum sağlamış ama neden kırmızı koltuk seçtiğinizi onu anlayamadım. Çünkü kırmızıya uygun bir şey bulamıyorum ben burada. Tuğba Hanım, mutfağım açık renklerden oluştuğu için farklı renkler kullanarak biraz daha canlı göstermek istedim. Anladım. Zuhal Hanım, avizenize yorum yapmak istiyorum ben. Hani rengi güzel uymuş, atmosferi de güzel ampulün. Ama hani duvarlar çok boş geldi bana. Hani en azından aynı renkte bir tablo ya da bir küçük bir detay olabilirdi diye düşünüyorum. Ev sahibimin isteğiydi. Duvarlara çok fazla tablo, hatta hiç tablo takılmamasıydı. Onun için hani istesem de takamıyorum. Ne dersiniz? Diğer gelinlerimizi yorumları için alsak mı Zuhal Hanım? O zaman onları alalım. Tamam. Gizem ve Tuğba Hanım'ın yorumları nasıl olacak acaba? Buyurun kızlar, sizi dinliyorum. Mutfağımı nasıl buldunuz? Zuhal Hanım, mutfağınız bembeyaz ışıl ışıl gözüküyor. Ama ben size şey soracaktım. Bu tezgah böyle beyaz kullanışlı oluyor mu sizin için? Yani kullanışlı derken evet, leke konusunda biraz sorun yaşayabiliyorum ve sürekli temizlemek zorunda kalıyorum. Onun dışında beyaz olması açıkçası benim tercihimdi. Daha hani temiz, daha parlak görünüyor, geliyor bana. Evet, doğru. Yalnız bana çok her yer çok beyaz geldi. Hı. Zuhal Hanım. Yani sadece burada masanızdaki sandalyelerle ufak bir renklendirme yapmışsınız ama başka hiç renk yok. Her yer bembeyaz ve çok sade geldi. Yani keşke halınızda ya da en azından küçük aksesuarlarla biraz renk katsaydınız mutfağınıza. Evet, ben de hiç aksesuar göremedim mutfağınızla.
Aksesuarlarım kızlar. Sakladınız mı? Çok ufak, çok küçük kalmış onlar da. Ama onlar da beyaz zaten. Evet, aynen, onlar da beyaz. Gold detaylar var. Yani kiracı olduğum için hani çok fazla tercihim olsa da değiştiremiyorum. Zaten sade bir yapım var. Çok halıda da desen istemedim. Perdelerimle uyum sağlasın diye düşündüm. Sadece masam ve sandalyelerimde hani bir değişiklik olsun istedim. Yıkanabilir küçük bir halı tercih etmişsiniz sanıyorum. Evet. Ama bu da beyaz. Kirlenme durumu nasıl oluyor peki? Yani çok fazla kirlenmiyor ve yıkanabilir olduğu için benim için pratik. Hmm. Masa dediniz, ben masaya da değinmek istiyorum. Biraz küçük geldi sanki masa bana. Mutfağım küçük olduğu için daha büyük bir masayı hani kullanamazdım. Şu an eşimle iki kişi olduğumuz için bize yetiyor. Bir de Zuhal Hanım, sizin 10 senelik bir geçmişiniz var. Yani eşiniz herhalde kafelerde geze geze hani ona benzer bir masa yadırgamayalım diye birbirimize. Kafe tarzı olduğunu hani ben de yaparken hani onu ama severek yaptım. O kafe izlenim olması benim hoşuma gitti açıkçası. Peki ben bir şey söylemek istiyorum. Masanızın ayakları demir, sandalyenizin ayakları da mobilyadan. Yani ben çok uyumsuz buldum ama takım halinde değil zannediyorum onlar. Bunlar takım halindeydi. Peki niçin ayakları farklı yapılmış? Kızlar bunu alırken eşim kendisi evlendikten sonra getirmişti. Hani hiç mobilya ayaklıklı, hani sandalyelerin altı ayakları tahta ama masanın altı demir. Onu hiç kontrol etmedim. Açıkçası görsel açıdan ben yüzeysel baktım. Hani demir olmasa benim çok hani benim için sorun değildi. Peki masanızın fiyatı nedir acaba? Eşim sandalyelerle birlikte 500 TL. Gayet uygunmuş fiyat olarak. Sandalye fiyatları neredeyse o kadar oluyor yani. Şey, ben avizenize değinecektim. Tabii. Avizeniz güzel, ben beğendim ama sanki böyle dolaplara biraz yakın gibi. Açarken çarpma durumu oluyor mu? Yani arada oluyor ama hani modelinden midir ya da benim kullanımda hiç hani sallanıyor. O şekilde kalıyor, ben seviyorum. Ama tehlikeli, sallanır birisine çarpmasın. Yok, bu zamana kadar bir şey olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz. İyi de izleyiyorsanız. Gizem Hanım, denemeden içiniz rahat etmeyecek anlaşılan. Bir deneyeyim isterseniz var ama. Buyurun deneyeyim. Oo, dön. Bayağı bildiğiniz döne döne bir yer oldu şu anda. Bence ona bir iki daha böyle renkli ışık takarsanız döne döne güzel bir ambiyans olabilir. Yani bence gerçekten tehlikeli bir durumu yaşayabilirsiniz. O yüzden yani imkanınız varsa değiştirmeye çalışın bence. Yani değiştirmeyi düşünmedim ama bundan sonra yani değiştirebilirim. Ama şu an düşünmüyorum kızlar. Peki hiç mutfak kazası yaşadınız mı Zuhal Hanım? Yani ilk evliliğimin ilk günlerinde birkaç kez parmaklarım kestiğim oldu. Biraz ufak tefek sakarlıkları vardır eşimin. Ama güzel yemekler yapar, uğraşır. Hepimiz yaşıyoruz galiba o sakarlıkları ilk zamanlarda. Ben hiç haftada birisi olarak gösteriyorum yani. Evet, o sık başımıza geliyor. İlk zamanlar oluyor böyle şeyler. Gizem Hanım, ne oldu parmağınıza? Bu şey, eşimle biz tuhaf karışımlar yapmayı seviyoruz. Şey, blenderın içerisinde muz, çilek, işte süt, ceviz ne varsa blenderın yerine yerleştiremedik maalesef. O blenderın bıçağıyla farkında olmadan kestim. Söz ettiğiniz karışımlardan gelinlerimize de yapacak mısınız? Tabii, seve seve yaparım. Merakla bekliyorum. Bu arada Tuğba ve Ayşe Hanım yatak odasını görmeye gittiler. Salondaki renklerden sonra yatak odasını ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yorumlar bittiyse bir an önce biz de geçelim. Haydi buyurun kızlar, yatak odasına gidelim. Zuhal Hanım yatak odasında kahverengi giysi dolabı ve makyaj masası, kahverengi çerçeveli gri kumaş kaplı yatak başlığı tercih etmiş. Fon perdelerini mobilyalarıyla uyumlayan gelinimiz broş süslemeli açık renk yatak örtüsü sermiş. İki lambalı taş süslemeli avize tercih eden Zuhal Hanım, bakalım komodinlerini neden kullanmamış? Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yatak odamı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Duvarlar çok boş geldi bana. Hani en azından küçük bir detay olabilirdi aynanın önünde ya da duvarlarda. Aslında ben de istiyorum duvarlarımda güzel resimler olsun, odama farklı renk katsın. Ama ev sahibimizin ricası ve isteği bu yönde. Kiracı olduğumuz için de hani aksi bir şey yapamıyoruz. Aksesuar olarak da yatak odasında hani aynanın önünde fotoğraf ben istemiyorum, sevmiyorum. Onun yerine farklı aksesuarlar kullandım.
Ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Komodinlerinizi göremedim ama. Görüyorsunuz arkadaşlar, odam küçük. Komodinlerimi koyacak yerim yok. Yani iki tane oluyor. Bir tanesini de mi almadınız? En yani, azından bir tane sığdırabilirdiniz diye düşünüyorum. Komodinler ikili güzel oluyor. Yani tekli o zaman da görüntü olarak kötü olacaktı. Hı. Onun yerine hani ben puf tercih ettim. Koyabileceğim yer olsaydı, tabii ki bunlar zaten bir bütün, komodinlerim var ama ev küçük olduğu için kullanamıyorum. Tuğba Hanım'ın içi komodinleri nereye koyduğunuzu öğrenmeden rahat etmeyecek anlaşılan. Komodinlerimizde depomuz var, depomuza koyduk. Yatak örtünüzün kendinden kabartmalı olduğunu görüyorum. Ben çok beğendim. Sade ve şık olmuş yatak odanıza, bir aydınlık kazandırmış. Teşekkür ederim kızlar. Fiyatı nedir yatak örtünüzün acaba? 550 TL'ye aldım. İki yastık daha var kızlar. Onlar hani yedek yastık diye geçiyor. Onlar hani görmüyorsunuz. Hepsi çarşafı, örtüsü, yastıklarıyla beraber yani bu rakama ulaşıyor. Yatak örtüsünün üzerinde iğnelediğiniz broşların bir anlamı var mı? Yok, onlar hani aldığım şeklinde öyleydi. Ben de beğendim. Hiç çıkarma gereği de duymadım açıkçası. Yatak başlığınızın rengiyle fon renginiz çok farklı geldi bana. Dolaplarla perdeler uyum sağlıyor ama başlıkla biraz alakasız olmuş gibi. Yani fonlarla mobilyaları uydurdum açıkçası. Yatak başına hani hiç düşünmedim. Koyu olmasını istedim. Hani bu tonlarda bulamadım. Çünkü koyu olmasının sebebi de aynı ton olmadı. Doğru, haklısınız. Kirleniyor. Beyaz olduğunda çok çabuk kiri de gösteriyor. Onun için hani renk tonlamasından yine söyleyeceğim. Eşime suç atıyorum. Eşim. Yani mobilyayı seçen genelde eşim oldu. Ben diyorum arkadaşlar, hani eşim suçlu. Evet, eşimle birlikte dizayn ettik ama ben biraz daha baskın taraf oldum. Bu yüzden bütün suç benim. Ya ben de mobilyanızı beğendim. Denildiği gibi gri tek başına çok sade kalmış. Yani tek başına kalmış o. Perdenizle uyum sağlayabilirdi aslında. O da yani onu değiştirmek kolay ama hani o da kahverengi olsaydı acaba perdeyle birlikte boğar mı düşüncesi de oluşmadı değil yani. O kahverengi, o kahverengi. Bir tek yatak örtüm hani açık, şeffaf. O arada hani daha bir değişik renk verdiğini düşünüyorum ama tabii ki o da sizin düşünceniz. Hani bir şey söyleyemiyorum kızlar. Bence başlıkta ya da perdede açık bir renk kullansaydınız keşke. Çünkü mobilyanız zaten kendi başına koyu. Başlığınız ayrı bir koyu renk, perdeniz daha bir koyu. Bence çok kapatmış. Yani yatak örtünüzden başka odayı aydınlatan bir şey göremiyorum ben. O yüzden perdenizi ya da başlığınızı, ikisinden birini en azından daha açık tonlarda tercih etmeniz gerekiyordu bence. Ben beyaz başlığı hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü dediğim gibi çalışan bir bayanım, ben sürekli toz alıp temizleyemem. Ve çok çabuk o da yıpranacaktı. Ben hani perdelere fonlarımı koyu düşündüm. Mobilyamı koyu. Yatak odasında da koyu renkleri seviyorum. Zuhal Hanım, klasik bir tarzınız var. Böyle çok abartılı şeyleri sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evinizde öyle gördük. Avizeniz böyle çok cafcaflı, taşlı geldi bana. Bir de sanki biraz küçük geldi bana bu odaya göre. Yani ne desem Gizem Hanım, yani iki tane. Ben aslında çok sade bir kişilik değilim. Hani öyle bir yapım da yok. Ben böyle parıltılı, hani böyle taşlı şeyleri seviyorum. Salondaki avizelerimi de taşlı kullandım. Burada da taşlı kullanmak istedim. Aslında sade bir yapım yok. Sadece çok fazla hani aksesuar kullanmak istiyorum. İstemiyorum. Az olsun, öz olsun diye düşünüyorum. Yani zevkim bu yönde. Bir de hiç dantel kullanmamışsınız. Salonunuzda ve mutfağınızda da aynı şeyi gördük. Burada da kullanmamışsınız. Sevmiyor musunuz? Tuğba Hanım, dantel kullanmayı şu an düşünmüyorum. Çeyizimde göreceksiniz. Dantellerim hani hazır. Hani ilerleyen zamanlarda kullanabilirim ama şu an kullanmayı düşünmüyorum. Benim zevkime yani şu an hitap etmiyor. O halde Zuhal Hanım'ın çeyizlerini görmeye gidelim mi kızlar? Ben çok merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Hadi kızlar, çeyizimi görmeye gidelim. Yarimi yolda gördüm, yün aldım, kazak ördüm. Yarim dedi çeyiz işle, düğün dernek var seneye. Oo, bohçaları da hazırlamışsınız Zuhal Hanım. Neler var içinde? Açıp bakalım isterseniz Gizem Hanım. Bakalım beğenecek misiniz? Buyurun kızlar. Çok sarıp sarmalısınız.
Bohçanın içinde neler var Gizem Hanım? Bol bol dantel görüyorum ben şu anda. Evet, çok fazla dantelim var kızlar. Çeyiz seviyor musunuz ya da yapmayı biliyor musunuz Zuhal Hanım? Çeyizi seviyorum. Açıkçası hani yapmayı biliyorum ama işten dolayı çok fazla yapamıyorum. Sadece anneme örnek çıkarmada yardımcı oluyorum. Annem bana veriyor, örneğini çıkartabilir misin? Hani ben de örneğini çıkartıp verebiliyorum. Aslında benden beklenmeyen bir şey ama ben yapabiliyorum. Yani rahatlıkla model çıkartabilirim. Ben bunu çok beğendim. Fiskos örtüsü olarak geçiyor galiba. Bunu kim yaptı? Annem yaptı. Evet, annenizin eline sağlık. Kullandınız mı ya da kullanmayı düşünüyor musunuz? Kullanmayı düşünüyorum ama şu an değil. Ne kadar sürede bitirdiğini biliyor musunuz? Açıkçası bilmiyorum. Biz 4 kardeşiz ama annemi bildim bileli hepimize çeyiz hazırlama telaşı içinde. Süresini bilmiyorum. Ben de dantele, örgüye çok meraklıydım yani yaşıma göre. Üçüne de aynen öyle yaptım. Zuhal'ınki biraz daha fazla oldu. Allah güle güle kullanmaya nasip etsin. Tığla mı yapılmış bu kızlar? Evet, tığla yapılmış hanımlar. Evet, tığla yapılmış. Peki çeyiz yapmayı kaç yaşında öğrendiniz? Yani okuyor musunuz, daha sonra çalıştınız? Çeyiz yapmaya fırsatınız oldu mu? Açıkçası ben çeyiz yapmadım. Hep dediğim gibi annem. Annem bakıyordum, yapıyor. Kime yapıyorsun anne? Ablana yapıyorum, sana yapıyorum. Hep annemde gördüm. Anladım. Hep annenin mi emeği var sadece? Yani kayınvalidemin bize... de katkısı oldu. Şu sarı olan kayınvalidemin. Evet, şu mu? Evet, o kayınvalidemin verdiği. Bu da pike olarak mı geçiyor? Evet, pike olarak geçiyor. Zuhal Hanım, bunu kayınvalideniz yapmıştı değil mi? Evet. Size hiç uygun gelmiyor. Hani zevk olarak çok yakıştıramadım sanki hani sizin zevkinize. Yani kayınvalidem yapmış, emeği var açıkçası. Ben hani yakışıyor yakışmıyor diye düşünmüyorum açıkçası kızlar. Hani sonuçta el emeği, ben el emeğine çok önem veriyorum. Kayınvalidem de sağ olsun düşünmüş. Hani kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. Güzel olmuş ama ellerine sağlık, emeğine. Yani ben de beğendim. Dantelleri de gayet güzel görünüyor. Sonuçta bir emek vermiş. Kayınvalidenizin eline sağlık diyelim buradan. Teşekkür ederim. Kayınvalideniz bu örneği kendisi mi yapmış? Kendisi yapmış. Bu da tığla yapılıyor değil mi kızlar? Tabii tığla yapılıyor. Evet, tığ oyası. Ben şurada bir şey gördüm. Kızlar, bu da güzelmiş değil mi? Evet, güzel. Evet. Renk olarak çok cırtlak bir renk buldum ben. Evet, çeyizde zaten cırtlak renkler hep ön plandadır bence. Yani açıkçası ben hani rengi hiç önemsemedim. Çünkü rengarenk havlulardan oluşuyor. Yani bir renkten de oluşturamadığımız için. Annem bu rengi hani yakıştırmış. Yani bence güzel görünüyor ama tabii ki sizin düşünceniz. Bence renkli güzel. Benim de burada bir şey dikkatimi çekti. Yine kanaliçe işlemesi görüyorum üzerinde ama sanırım eski bir şey. Evet, annemin o bekarken çeyizi için hazırladığı kanaliçe. Evet, yastık kılıfı olarak sanırım kullanılıyordu bunlar. Ama çok güzel. Annenizin çeyizinden de kalmış olması bence büyük bir hatıra sizin için. Onu 9 renkle yaptım, kanepçiye akbile işledim. Düşündüm bunu ne yapayım. Zuhal'a hem danteller ördüm, yaptırdım üçüne de yani kızları. Buna da dedim ki Zuhal'ı bunu sen ister misin? Anne dedi onlara çok değer verirler. Verdim pikeciye. Onu yaptırdım işte. Zuhal'a dedim kullan. Aranızda kanaviçe yapan var mı kızlar? Hiç yapmadım ben. Hı? Bilmiyorum. Ben hiç yapmadım. Ben de hiç yapmadım. Yani çeyiz yapmayı bilmiyorum zaten. Ben denedim ama başaramadım. Siz kanaviçe işlediniz mi Gizem Hanım? Hayır, ben normalde kendi çeyizimden de pek yapabildiğim bir şey yok yani. Bir anlamadığım işin bu kısım olduğunu düşünüyorum. Peki aranızda ben dantel, iğne oyası ya da başka bir işlemeden anlarım diyen var mı hanımlar? Ben bilmiyorum. Ben yani, de bilmiyorum. Aram yok. Hiçbiriniz çeyizden anlamıyor musunuz hanımlar? Yani ben dantel ya da çeyiz olarak kullanmayı çok seviyorum. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Çok da yaptırdım kendi adıma da. Ama yapmayı bilmiyorum maalesef. Yani ben de sadece çeyize bakarım. Anlarım çeyizin hani el emeği nasıl yapılmış ama yapmıyorum. Zuhal Hanım, çeyizinizde sizin için en değerli parça hangisi? Tuğba Hanım'ın önündeki kanaviçe oluşuyor. Bir de kayınvalidem verdiği için kayınvalidemin. Zaten annemin emeği çok. Yani aslında hepsini de beğeniyorum kızlar. Ben de şurada bir yelek gördüm Zuhal Hanım. Çok ilgimi çekti.
Bunu yine annem ördü. Hediye olarak bizim adetimizde hani yeni gelin ya da bir yaşlı ya da hastanın ziyaretine gidildiğinde hani bunu verirler ki hani yanında tabii ki başka hediyeler de olur. Böyle de konulurken hani kıymet verildiği belli edilir. Yani siz bunu başka birine hediye olarak mı götüreceksiniz? Evet. Peki kime hediye etmeyi düşünüyorsunuz? Açıkçası şu an hiçbir fikrim yok. Zaman gösterecek. Ben çok de güzel olmuş. Annenizin emeğine sağlık. Ben lifleri göremedim. Genelde hani lifler çeyizde fazlalık oluyor. Şurada ben sanki. Burada. Burada lifler. Buradaymış. Bu bana rengarenk geldi. bu lifleri toplu birisi mi yaptı yoksa ayrı ayrı yine? Yarısını annem yaptı, yarısını da kayınvalidem yaptı. Zuhal Hanım bir de şunu göstermek istiyorum ben. Nazar boncuklu. Ben normalde nazar boncuğunu sevmem ama bu çok ilgimi çekti, çok dikkatimi çekti. Bunu kim yaptı? Onu kayınvalidem yaptı. Hani nazar değmesin, özellikle de kullanmamı istiyor. Hı-hı. Sürekli diyor nazar boncuklu havlu kenarıma, hani havlumu kullanıyor musun diye. Hani ben de çok, ben beğeniyorum. Nazar boncuğunu seviyorum ben. Kayınvalidinizin emeğine sağlık, eline sağlık. Peki nazara inanır mısınız Zuhal Hanım? Dış ses inanıyorum. Nazar değdiğine de inanıyorum. ama hani derseniz ki ne zaman nazar değdi, nasıl oldu, onun için bir şey söyleyemeyeceğim ama nazara inanıyorum. Yani bazı batıl inançlarım var. Nazara ben de inanırım ama nazar boncuğunun koruduğuna inanmıyorum sadece. O sizin düşünceniz. Hani ben de çok kullanmıyorum açıkçası ama nazara inanıyorum. Bir de ben burada bir şey gördüm. Gizem Hanım yardım eder misiniz, evet, açalım? Bu masa örtüsü mü Zuhal Hanım? Tuba Hanım, o masa örtüsü onlar tek tek yapılıyor ve tek tek birleştirilerek yapılıyor. Annem yaptı onu da. Gerçekten hani annem bunu da gözlerini yordu diyebilirim. Çünkü çok zor. Hani çok, çok büyük bir emek var. Evet, gerçekten var çok açıkçası. Büyük bir emek var. Tek tek bunların tek tek yapılması gerçekten zaman alan ve yorucu bir şey. Ve büyük yapılmış. Evet. Bayağı büyük. Peki bunu hiç kullandınız mı? Ben çok merak ediyorum. Çünkü bence gerçekten çok güzel ve çok emek isteyen bir şey. Açıkçası şu an kullanmadım. Hani onu kendim ilerleyen zamanlarda hani mobilyama ve hani farklı bir eve geçmem halinde onu kullanmayı düşünüyorum. Kimseyi de vermeyi düşünmüyorum. Günde belki bir metre yapar. Gece gündüz örgözüm görüyordu, canım sağdı ama şimdi yapamıyorum da şimdi örgü örüyorum, kazak falan örüyorum işte öyle suala. Eskiden çeyiz serilirken mani söylenirmiş. Biz de gelin evinde bu geleneği sürdürüyoruz. Acaba sizler mani biliyor musunuz hanımlar? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bende de hiç o marifetleri yok. Bende hiç yok. Maniden geçtik. Peki şarkı türkü söyleyen var mı? Yapmayın bunu. Gizem Hanım'ın sesinin güzel olduğunu duyduk. Kimden duydunuz? Söylediler söylediler. Gizem Hanım, o zaman sesinizi biz de duyalım. Tamam, ufak bir kuple söyleyeyim o zaman size. Gelinlerimiz de belki size eşlik ederler. Biliyorsa eşlik eder arkadaşlarımla. Benim sesim çok kötü. O zaman benden sonra bir de sizden dinleyelim de benim sesim iyice yükselir o zaman. Bir ses, ben ne zaman şarkı söylesem annem der ki lütfen o kötü sesini çıkar. O zaman ben size bir kuple söyleyeyim. Gitme aklım sende kalır, uyuyamam geceleri. Gitme aklım sende kalır, uyuyamam geceleri. Hiç ayrılmadık seninle. Hiç ayrılmadık seninle, değil biz sene bir gün bile gitme. Hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle, değil biz sene bir gün bile gitme. Teşekkür ediyorum. Sesinize sağlık Gizem Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sesiniz güzel. Ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten güzelmiş. Sağ olun. Gizem Hanım, çok güzel söylediniz. İnanın şan dersi alıp almadığınızı merak ettik. Yok, hiç ders almadım. Öyle
Babam da çok söylerdi. Babamın da sesi güzeldir. Bir de Sivaslıyız. Oradan geliyor yani sesimizin yanıklığı. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman çeyizleri toplayıp ikram masasına geçelim mi hanımlar? Tamamdır işte. Evet, biz de size yardım edelim. Zuhal Hanım çeşit çeşit ikramlarını sunduğu masasına köşeleri işlemeli açık renk bir örtü sermiş. Beyaz kare tabak takımındaki gold desenleri bardak takımındaki gold detaylarıyla kombin yapan gelinimiz çatal bıçak takımını da sapları desenli tercih etmiş. Masa örtüsüyle takım peçetelerini taşlı yüzüğe geçiren Zuhal Hanım tülden işleme detaylı bir runner sermiş. Yorumlar sırasında yaşanacak eğlenceli anlara buyurun bizler de dahil olalım. Kızlar soframa hoş geldiniz. Hoş bulduk Zuhal Hanım. Bakalım soframı beğenecek misiniz? Öncelikle isterseniz ben menümü size kimlerin yaptığını söyleyeyim. Bunu ortanca ablam yaptı, Nihal ablam yaptı, elmalı kurabiye. Bunu büyük ablam Çınar ablam yaptı. Limonlu cheesecake. Bunu yakın arkadaşım Burcu yaptı yaprak sarmasını. Bu su böreği bunu bizzat annem eliyle açtı. Ben yardımcı oldum. Yani birebir kızlar çok yorucu. Kendisi yaptı açıkçası. Bunu ben yaptım. Kereviz salatası. Bu Ardahan'a özgü kete. Bunu da annem yaptı. Kısırı Nihal ablam yaptı. Revaniyi de aynı şekilde Nihal ablam yaptı. Hepsinin ellerine sağlık. Masanız gayet zengin görünüyor ikramlıklar konusunda. İkramlar o kadar çok ki ben masa düzenine yoğunlaşamıyorum şu anda. Zuhal Hanım, ikramları almadan önce gelinlerimiz masa düzenini yorumlasınlar. Olmaz mı? Tabii, buyurun kızlar. Şöyle göstereyim. Gold işlemeler var tabaklarınızda. Evet. Ben misafir takımlarında kare olan takımları daha uygun buluyorum açıkçası. Yuvarlak takımlar daha spor, daha günlükmüş gibi geliyor bana. Tabaklarınız çok sade değil ama çok karışık da durmuyor. Bu yüzden ben beğendim. Renkleri de kremler ve gold çizgiler bulunuyor. Kare takımları da daha çok tercih ettiğim için benim hoşuma gitti açıkçası. Tuba Hanım, beğenmenize sevindim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben nedense gold rengini sevmiyorum. Yani bu tarz mesela bardaklarınızda da tabağınızda da gold renkler ağırlıkta. Ama kare olması benim için de bence de daha böyle şık duruyor masada. Ben gold rengini seviyorum açıkçası. Onun için de yemek takımımda. Tabii sizin zevkinize bağlı tabii. Yani yemek takımımda hoş durduğunu düşünüyorum ama teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben de çatal bıçak takımınız hakkında bir yorumda bulunmak istiyorum. Yemek takımınız biraz hareketli olduğu için çatal bıçak takımınızda daha sade bir şey tercih etmenizi beklerdim. Yani ben öyle tercih ederdim. Ama genel olarak masa düzeninizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Yemek takımınızı ne kadar aldınız acaba? Tuğba Hanım, yemek takımı, kahvaltı takımı ve tencerelerle birlikte 4000 liraya aldım. Çatal bıçaklarınız dahil mi? Çatal bıçaklar dahil değil. Onları 1200 liraya aldım. Bardaklar ayrıydı. 12 kişilik bu arada arkadaşlar. Onu 800 liraya aldım. Bana çok pahalı geldi açıkçası. Yani hem çatal bıçaklarınız hem yemek takımlarınız hepsi ayrı fiyatlarda. Toplamında çok fazla bir tutar yapıyor bence. Ama kahvaltı takımı ve tencere seti de olduğu için bence uygun. Zaten yani hepimiz onları genelde set halinde alıyoruz. O yüzden ben de fiyat olarak bana pahalı geldiğini söyledim ama tabii ki herkesin bütçesine göre. Doğru. Ben masa örtünüze de bakmak istiyorum. Buyurun. Dantelsiz bir örtü tercih etmişsiniz sanırım. Sadece köşelerinde. Uç kısımlarda, evet. Köşelerde var. Aynı şekilde ortasında da runner'ınız bulunuyor. Yani bu danteller ve runner güzellik katmış. Yani sadeliğini biraz almış. Yani benim hoşuma gitti. Krem örtüleri de seviyorum. Daha aydınlık gösteriyor bence masayı. Masanızla da uyum sağlamış. Ben beğendim örtünüzü.
Tuğba Hanım, açıkçası beni hani yemek masasının örtüsü olarak özellikle bu kipürleri çok hoşuma gitmişti. Onun için aldım. Runner'ın da tül olması, aynı modelde olması masama renk katacağına, daha zevkli olacağını düşündüm. Bu tercihim bu oldu. Açıkçası ben beğenerek kullanıyorum. Sizin de beğenmenize sevindim. Masa örtünüz ne kadardı peki? Runner'la birlikte ayrıca peçetelik ve peçete yüzükleriyle birlikte hepsini 300 TL'ye aldım. Normal. Normal. Bardaklarınızda da ben yine gold detaylarını görüyorum. Tabaklarda dediğim gibi yine ben gold rengini çok fazla beğenemiyorum. Ama model olarak şık bir model. Bence hani bir ziyafet sofrasına yakışır bir model. Hoş duruyorlar ama dediğim gibi gold rengi bana biraz böyle çok bana hitap etmiyor. Tabii ki tercih meselesi ama ben gold ve desenlerin yemek masasına yani ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Daha ağır, daha asil durduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii ki tercihiniz, benim tercihim bundan yana oldu. Zuhal Hanım'ın masa düzeninde en çok neyi beğendiniz hanımlar? Kereviz salatası şu an çok çekici geliyor bana. Biz aslında ikramları değil, yemek takımını kastetmiştik. Ayşe Hanım biraz Ayşe acıktı Hanım galiba. Benim de canım şu an su böreği istiyor. O zaman ev sahibimiz su böreğinden size hemen ikram etsin Tuğba Hanım. İyi olur. Hazır mısınız Tuğba Hanım? Su böreği geliyor. Hazırım. Tuğba Hanım. Çok büyük ama bu. Ağzım çok küçük benim. Tadı güzel mi Tuğba Hanım? Evet. Afiyet olsun. Anlaşılan herkes çok acıktı hanımlar. Buyurun ikramlarınızı alın. Evet. Buyurun kızlar. Uzun yıllara dayanan uzun bir aşk hikayem var. Tam 10 yıl. İsterseniz oturalım da size anlatmaya başlayayım. Evet, hadi merakla bakalım. Bekliyoruz. Geçelim o zaman. Zuhal Hanım ve eşi neden 10 yıl beklemiş? Aracı sürerken yandaki yandan profili beni çok etkilemiş. Yani yan profilini hani beğenmiştim. Yan profilden aşk. Yıldırım aşkı, onun için de 10 yıl sürdü. Döndü bana dedi ki Zuhal, ben senden etkilendim. Görüyorum ki sen de benden etkilendin dedi. Ne diyorsun bu duruma? Ben düşünmem lazım dediniz. Dedim ama mekandan çıkarken artık el ele tutuşup çıkıyorduk. Evlendiğimizde Leyla ile Mecnun'la evlendi. Herkes bunu söyledi. Birazdan. Kızlar, ikramlarımı nasıl buldunuz? Ellerinize sağlık, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Özellikle beğendiğiniz var mı? Ben cheesecake'inizi çok beğendim. Gerçekten lezzetli olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de su böreğinizi çok beğendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de zaten su böreğini yiye doyamadım. Ellerinize sağlık. Annemin ellerine sağlık. Size de afiyet olsun kızlar. Zuhal Hanım, ne diyeceğim? Kereviz salatasında sarımsak var galiba. Evet, değil mi? Var. Bir ilk ağzımdan bir onun şokunu yaşadım. Evet. Sarımsak var. Tat veriyor. Ben seviyorum sarımsak. Ellerinize sağlık. Gelelim şu 10 yıllık hikayenizi öğrenmeye Zuhal Hanım. Evet kızlar, aslında dün de demiştim. Ben flörtün kısa süreli olmasından yanayım. Ama benim de kısmetimde uzun beklemek varmış. Biz eşimle aynı üniversitede okuduk ama hiç konuşmamız, tanışıklığımız yoktu. Sadece birbirimizi görüyorduk. Simayen biliyordu kendisi. Kendisi benden iki sınıf üstteydi. Okul bitti. Ben tabii ki eşimi hani hiç hatırlamıyorum. Bir gün arkadaş grubuyla dışarı çıkmamız gerekti. Aslında ben hiç gitmek istemiyorum o gün. Arkadaşımın ısrarıyla gittim. Ondan sonra oturalım dedik, oturduk. Sonra ben dedim ki kalkayım. Ondan sonra arkadaşım ısrar ediyor, diyor ki kalkmayalım. Neyse oturduk. Sonra eşim ve arkadaşları, onlar birbirlerini tanıyorlarmış.
bu sefer ben oturalım dedim. Hani eşimden yana değil. Hani böyle içimde bir oturma isteği oldu. Hani gitmek isteği yok. Ondan sonra eşinizden yana oldu galiba biraz da. Ben öyle düşünmüyorum. Bilmiyorum, böyle bir şey hissetmedim. İlk gördüğümde böyle çok hani hemen bir şey istedi olmadım açıkçası. Daha sonra bir konu açıldı. Eşim dedi ki biz Zuhal'le konuşalım, siz kendiniz konuşun dedi. Ondan sonra eşim dedi ki bir şey soracağım dedi. Ben seni bir yerde gördüm ama ikimiz de üniversitede olduğumuzu hatırlamıyoruz. Sadece kendisi hani. Dedi ki hangi okulda okudun? Oradan konu açıldı ve sohbet ilerledi. Kalkma zamanı geldi. Biz dedik ki yani ilk gördüğün kişi, hani gideceğiz eve. Sizi bırakalım dedim. Gideyim mi gitmeyeyim açıkçası ben de böyle tereddütteyim. Sonra arabaya bindik gidiyoruz. Biz arkadaşları bıraktık ve ben eşime döndüm dedim ki saat daha erken. Biz gel beraber biraz daha gezelim. Helal olsun. İyi cesaret gerçekten. Arabaya binmekte tereddüt edip tekrar kahve içmeye ya da biraz daha gezmeye çağırmak. Eşiniz size arabada ne dedi? Bence o önemli. Evet, yani o arabada gidiş yolumuzda sohbet hani açıkçası eşimle aramızda orada. Ben orada etkilenmeye başladım. Hani daha böyle sıcakkanlı geldi bana. Sanki böyle yıllardır tanıyorum kendimi. Zuhal'in peki eşinizden o anda etkilendiğinizi söylediniz. Bir şey mi söyledi ya da neyinden etkilendiniz? Eşim çok konuşkan biriydi. Yani dediğim gibi hani sanki yıllardır tanıyordum. Bir de beni en çok etkileyen yani aracı sürerken yandan profili beni çok etkilemiş. Yani yan profilini hani beğenmiştim. Ben de o takıntı var. Yan profili hani nasıl, insanın görünüşü nasıl. İlk yani dış görünüşüne vuruldum. Ben öyle bir yan profil hiç beğenmedim ama kendisi öyle yan profilime aşık olmuş. Değişik. Peki ilişkiniz nasıl ilerledi sonrasında? Onu anlatayım. Sonra biz erken dediğim için farklı bir yere gittik ikimiz. Üniversite yıllarımızdan konular açıldı. Akşam oldu. Kalkacağız artık. Eşim döndü bana dedi ki Zuhal ben senden etkilendim. Görüyorum ki sen de benden etkilendin dedi. ne diyorsun bu duruma? Ben döndüm dedim ki biraz düşünmem lazım dedi. O kadar belli ettikten sonra tekrar düşünmem lazım dedim. Dedim ama mekandan çıkarken artık el ele tutuşup çıkıyorduk. Çok çabuk bir düşünme süresi oldu. Evet, gerçekten öyle. Bu duruma ilk görüşte aşk diyebilir miyiz? İlk görüşte aşk, hatta yani benim yan için profilden aşk. Yani yıldırım aşkı, onun için de 10 yıl sürdü. Neden bu kadar beklediniz peki? Eşimin ailesi mutasip bir aile. Oradan bir sorun yaşadık. Daha sonrasında askerliği oldu. Onu da beklemek zorunda kaldım. Eşim de sürekli olarak aile sorunu olduğu için gönül rızası olsun istiyordu. Hep sürekli diyordu ki hani tamam ben seninle evlenmek istiyorum ama önce aileleri razı edelim. Çünkü evlilikte ailenin onayı çok önemli. Eşim ona çok yönelmişti. Onun için bekledik. Biraz zor bir süreçti. Stresli bir süreçti. Çünkü ben Ömer'e askerden sonra Ömer ne zaman? Ömer de eşim de sağ olsun hep bana tarih verirdi. 2 ay sonra ben başlıyordum hazırlıklara. Her defasında da inanırdım. Hazırlıklarıma başlardım. Tarih gelirdi. Ömer kimse aramadı beni. Yani ne zaman geliyorsunuz derdim. Ömer tarihi ötelerdi ve ben her defasında da inanıp tekrar hazırlık yapıyordum. Öyle 10 yılı devirdik. Hep tarih verdim. Sonuçta biraz oyaladım ama bir şekilde olmadı. Aksilikler çıktı. Bir şey oldu. Yani İstediğimiz bir türlü olmadı ama sonunda mutlu olduk, şu anda da çok mutluyuz. Peki bu ailelerin gönlünü edebileceğinin bir garantisi var mıydı? Ya ailelerin rızası olmasaydı 10 yıl beklemişsiniz, boşa mı gidecekti? Nasıl olacaktı? Yani ben onu Ömer'e olan, eşime olan sevgime bağlıyorum. Çünkü ben evlenmek için evlenmeyecektim. Ve ben eşimin Ömer olmasını istiyordum. Hayatımı, ömrümü onunla geçirmek istiyordum. Ve eşimden de hani eşim onu bana yansıttı. Hani eninde sonunda bu iş seninle olacak. Eşimin verdiği hani ömür boyu yani seninle birlikte olacağım her ne olursa olsun ama bu işi ben yapacağım. Onun için bekledim. Yani güvendim. Aslında ilişkimize çok güven var. Ben Ömer'e inanılmaz güveniyorum. Hani tekrar olsa 10 yıl değil daha fazla da bekleyebilirdim. Hani benim için hiç önemli değil. Gerçekten çünkü biz evlendiğimizde bizim çevremizin herkes bize artık Leyla ile Mecnun'la evlendi. Yani herkes bunu söyledi.
İyi ki de evlenmişim. Eğer ki hani bunu yaşamak varsa, sonu böyle mutlu bitecekse, ben beklemekten yana hiç, hani daha sonrasında niye bekledim bu kadar, hiç söylemedim öyle bir şey. Zuhal Hanım gibi sizler de 10 yıl bekler miydiniz hanımlar? Ben beklerdim. Ben de gerçekten seviyorsam, yani şu anki eşimle de mesela olsa, yine bana o da söylemiş olsun 10 yıl sonra hani şu anda yapamıyoruz, biraz da ertelememiz lazım diye. Ben de beklerdim. Ben de çok sevseydim bekleyebilirdim, evet, ama ben açıkçası 30 yaşında ya da 30 yaşından daha sonra evlenmek istemezdim. Yani biraz daha geç, 25, 26 ya da 27 yaşlarımda hep evlenmeyi düşünmüştüm en geç. Yani beklerdim ama bir an önce olması için de onu ikna etmeye çalışırdım sanırım. Ben de beklerdim çünkü dediğiniz gibi ilişkide güven çok önemli bir detay. Eğer karşımdaki insandan aynı güveni alabiliyorsam, o sevgiyi hissedebiliyorsam ben de beklerdim. Ben bir de bir şey merak ettim. Eşiniz sonra onunla sonunda nasıl ailesini ikna edebildi? Gönül rızasını nasıl onarabildi? Eşime sadece şunu söylemiş kayınpederim. Öncelikle tamam, Zuhal'i istemeye gidelim. Evliliğinize tamamen izin veriyoruz. Ama öncelikle ben Zuhal'le bir özel görüşmek istiyorum. Önce söz nişandan önce ben bir kayınpederimle yemeğe çıktım. Birebir görüşme yaptım. Kayınpederinizle ne konuştunuz bu arada? 10 yıl beklediniz dedi. İkinizi de tebrik ediyorum dedi. Hiç dedi, aralıksız ısrarla hani birbirinizden vazgeçmediniz, kopmadınız. Ben sevginize inandım artık dedi. Ama dedi biliyorsun dedi, hani onların mutasip bir aile olduğu için hani bundan dolayı bekledik ama kısmet işi bu işler. Demek ki bu tarihmiş sizinki. Benim dedi hani sana söyleyeceğim, hani hakkını helal et, 10 yılını aldık senin. Ama şimdi dedi bundan sonrası için dedi artık elimizden ne geleni yapacağız. Hani inşallah mutlu olursunuz. Sadece hani birkaç öğüt verdi aile yapısıyla alakalı olarak. Zaten ben de eşimi çok sevdiğim için zaten ne konuştuğumuzu çok hatırlamıyordum. Evet 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 dediğimi hatırlıyorum. Peki 10 yıllık sürede eşiniz size evlenme teklifi yaptı mı? Doğum günümde eşimle beraber dışarı çıktık. Bakıyorum hiçbir hediye yok. Yani oraya bakıyorum, buraya bakıyorum arabada. Yok, hiçbir şey yok diyorum ki, yani unutmuş olamaz, mümkün değil. Ondan sonra ben biraz somurttum, oturuyorum. O sırada telefonu çaldı, kardeşi arıyor. Ses telefondan geliyor. Diyor ki, abi diyor, ne zaman eşyalarını alacağız artık? Yani annem babam da izin verdi. Hani çıkalım gidip alışverişi yapalım. Eşim böyle döndü. Ben eşime böyle bakıyorum ama şok olmuş durumda böyle. Dedi ki tamam dedi, ben seni arayacağım dedi. Dedi ki doğum günü sürprizim buydu ama onlar benden önce davrandı sana. Evlilik teklifim aslında böyle oldu. Hani özel böyle çok hani gösterişli bir evlenme teklifi değildi ama bu benim için hani dünyalara bedeldi. O anki duygularımı anlatamam size. Ben Ömer gerçek mi, doğru mu söylüyorsunuz? Çünkü 10 yılda Ömer sürekli bana tarih verdiği için en son hani bu gerçek miydi? Sürekli tekrarladım, evet dedi, gerçek. Ben eşinizi tebrik ederim. Gerçekten o da size karşı gerçek bir sevgi besliyormuş ki bu kadar ilişkinizin arkasında durmuş. Kendisini de tebrik ederim. Peki isteme tarihiniz ne zaman oldu? Ya da istemeyle sözü aynı anda mı yaptınız? İsteme, söz, nişan bir arada oldu. Artık uzatmak istemedik. Nisan ayında ben duydum. Temmuz ayında nişanlandık. Ekim ayında da evlendik. Peki eşiniz sizi bu kadar beklettikten sonra ona bol tuzlu bir kahve yaptınız mı? Ben çok merak ediyorum. Yapmadım. 10 yıl beklememe rağmen yapmadım, kıyamadım. 10 yıl bekledim. Tuzlu kahve içmedim. Çok ballı damadım. Yapamadım. Son dakika vazgeçtim. Hatta ablam onun için de bana sitem etti. Niye koymadın? Bir sürü baharat koymuştuk orada. Evet, bu kadar orada bekledikten sonra koysaydınız keşke biraz. Keşke. Bakalım isteme ve nişanınız nasıl olmuş? Kızlar şu an beni istemeye geliyorlar. Çiçeği tutan kim Zuhal Hanım? O benim erkek kardeşim. Kapıdan o mu aldı? Evet. Çiçekleri. O aldı. Size vermesi evet, gerekmiyor mu normalde? Bizim adetimizde ilk erkek tarafı geldiğinde hani görünmüyor gelin. Peki, ben diğer odada bekliyorum. Şuradaki pembe yazmalı bayan anneniz mi? O benim yengem. Kalabalık mıydı peki istemeniz? Nişanla birlikte olmuş çünkü söz nişan hepsi bir arada olmuş. Evet, biraz kalabalıktı. Eve sığmadık diyebilirim. Çünkü eşim tarafı çok kalabalık gelmişti. Eşiniz bayağı heyecanlı görünüyor. Ben ondan daha heyecanlıyım. Bir odada heyecandan duramıyordum. Hadi hayırlı olsun. Yüzüklerinizi kim taktı Zuhal Hanım? Eşimin dedesi taktı.
Peki nişandan önce bir alışverişe çıktınız mı, nişan alışverişine? Kayınvalidem ve eşimle birlikte çıktık. Onlarla birlikte yaptık ama şimdi söyleyeyim, kıyafetimi göreceksiniz. Kıyafetimi birazcık kapalı yapmak zorunda kaldım. Benden rica etti kayınpederim, hani dikkat eder misin, hani düğününden yine kendi isteğine göre yaparsın ama gelin nişan kıyafetin hani bizim istediğimiz gibi, hani biraz kapalı olursa iyi olur dedi. Ailem çok fazla tepki göstermedi, dediler ki hani öyle uygun görüyorlarsa, hani senin içinde sorun yoksa tamam dediler. Ona göre nişan kıyafeti hazırlandı. Ben elbisenizi güzel buldum. Şey değil bence. Hani o kadar kapalı ve ağır bir şey yok elbisenizde. Biraz kolları kapattık. Bir de kurdele kesilirken makas gerçek anlamda kesmiyormuş yani. Biraz peki, zor kesti ama kesmiş. Makas kesmiyor muhabbeti olmamış ama anladığım kadarıyla. Eşimin dedesi aslında makas kesmiyor dedi. Eşim dedi ki yapma dedi, sen yapma bari. Ya Allah, bismillah, Allah mutlu olsun. Keser, keser dedi, sen de mi? Gidiyorum şu anda. Takı da yapmışsınız galiba nişanınızda. Evet, yani aile bireyleri takılarını taktı. Burada... Ne kadar takınız oldu peki? Ailemden 3 bilezik takıldı, annemle babam taktı. Eşimin ailesi de kayınpederim bir bilezik taktı. Kayınvalidem altın taktı. Benim ablalarım taktılar. Zülay Hanım, ben makyajınız konusunda bir şey söyleyecektim. Hani böyle çok normalde mesela makyaj konusunda size yakışıyor, görüyorum. Hı-hı. Yani. Burada sanki hiç yapılmamış gibi duruyor makyajınız. Temmuz ayıydı, çok sıcaktı. Ha. Kıyafet de hani beni artık böyle kolları kapalı olduğu için, sıcak olduğu için artık böyle, hı-hı, makyaj hani artık gitmişti. Yorgun görünüyorsunuz. Evet, evet, yani saç renginizden dolayı mı bilmiyorum ama bana çok farklı geldiniz. Hı-hı. Yani şu anki halinizle fotoğraftaki haliniz çok farklı. Orada biraz da kızlar kiloluyum. Biraz da saç makyajını hani daha değiştirdiğini düşünüyorum. Açıkçası ben de izlediğimde biraz kendimi farklı gördüm. Peki Zuhal Hanım, nişandan ne kadar süre sonra kına yaptınız? Yaklaşık 3 ay sonra, düğünümden 2 gün önce yaptık kına gecemi. Yani 10 yıl bekledikten sonra 3 ay gibi kısa bir zamanda her şeyi gerçekleştirmişsiniz. Evet. 10 yılda sürekli hayal kuruyordum. Yani evim nasıl olacak, gelinliğim nasıl olacak, hep bir hayalim vardı. Onun için çok zorlanmadım çünkü her şey kafamda vardı. Neyi istediğimi biliyordum. Kısa sürede ikimiz de, çünkü 10 yılda beklemişiz, onun verdiği hızla her şeyi apar topar yaptık. Kınanızda organizasyon tutmuş muydunuz Zuhal Hanım? Evet, organizasyon ekibimiz vardı. Ne kadar tuttunuz? Mekanla birlikte 3200 TL verdim. Kaç kişilikti mekanınız? 150 kişilik. Sadece kadınlar arasında mı yaptınız? Erkekler vardı ama erkekler arka taraftaydı. Peki kına gecelerinin sorunsuz ve aksamadan geçmesi için olmazsa olmaz nedir hanımlar? Ben kendi kına gecemde organizasyon tutmamıştım. Bu durumdan çok da şikayetim yok ama organizasyon tutsaydım daha düzenli bir şekilde daha eğlenceli geçebilirdi bence. Ben organizasyondan ziyade böyle çok güveneceğiniz ya arkadaşınız ya da ne bileyim teyzeniz, çok yakın birisinin bence size hep yanınızda olması lazım. Çünkü bir şey istediğiniz zaman kimse olmuyor, o kalabalıkta kimse sizinle ilgilenemiyor. Bir kişiye en başından oturacaksınız yanınıza. Hani şurada şöyle yapalım, şunu şöyle yap, burada bana bunu getir diye. O şekilde daha rahat olur. Bence gelinler, hani biz gelinler olarak morallerin iyi olması ön plandadır bence. Organizatörün olması da morale bağlı, olmaması da yine morale bağlı bence. Benim kına gecemde 2000 dışında 2 yakın arkadaşım çok yardımcı oldu. Bir de küçük görümcem her şeyime yetişti. Onlar ilgileniyordu. Açıkçası ben çok fazla bir detayla ilgilenmedim. Peki direkt kaftanla giriş yapmışsınız galiba salona. Başka bir kıyafet kullandınız mı yoksa bütün gece bununla mı devam ettiniz? Videolarda sanırım hani bulunmuyor. İlk aşamada farklı bir kıyafet giydim. Daha sonra kaftanla, hmm, kıyafeti değiştirdim. Peki eşiniz de organizasyonun ayarlamış olduğu bir kıyafet giymiş zannediyorum. Evet. Yani bazı eşler kabul etmeyebiliyor böyle bir şey ya da giymek, kafasındaki o fesi takmak istemeyenler olabiliyor. Siz eşinizde böyle bir problem yaşadınız mı? Açıkçası eşim kına gecesinden önce kıyafeti gösterdiler bize. Eşim dedi ki ben giymeyeceğim dedi.
Ama nasıl olduysa kına gecesi günü bir baktım eşim o kıyafetlerle karşımda duruyor. Açıkçası zorlamadım. Hani giymeseydi benim için hani yine sorun olmayacaktı ama eşim kendi isteğiyle giymiş. Ben bu arada kaftanınızı beğendim. Bende de göreceksiniz sanırım çok benziyor. O yüzden beğendim. Yakışmış size ama bu tarz kaftanlar genelde kabarık tercih ediliyor. Siz neden bu şekilde giydiniz? Düğün hikayesinde neler olmuş? Şimdi soruya hazır ol. 2014. Burada çok farklı görünüyorsunuz. Bu siz değilsiniz sanki. Mutluluktan mıdır nedir? İştahım kapandı. Ama mutluluktan açılır genelde. Benimki aksine. Mutlu olduğum zaman yemeği unutuyorum. Burada ağlıyorsunuz galiba Zuhal Hanım. Annemi gördüğüm an zaten ben ağlamaya başladım. Eşim de gülüyor orada. Birazdan. Bu tarz kaftanlar genelde kabarık tercih ediliyor. Siz neden bu şekilde giydiniz? Ben kına gecemde kabarık giymek istemedim. Kına gecemde de eşimin ailesi onda hiçbir hani beni zorlamadılar. İstediğini giyebilirsin dediler. Gördüğünüz kıyafet hani benim kendi tercihim, kendi isteğimle beğenerek hani giydiğim kıyafet. Kabarık istemedim. Bu ilk giriş kıyafetiniz miydi? Evet. Sade bir kıyafet gibi geldi bana. Bence de yani bir gelin olarak ki kına gecesi olan bir gelin olarak daha canlı, abartılı ya da gelin olduğunuzu belli edecek diyelim. Sizin gelin olduğunuzu belli edecek bir kıyafet olması gerekiyordu. Bana da çok sade geldi. Zuhal Hanım burada çok farklı görünüyorsunuz. Yani bu siz değilsiniz sanki. Sizler kına gecemden sonra daha doğrusu düğünümden sonra ben hani diğer gelinler gibi kilo almak yerine kilo vermeye başladım. Yaklaşık 7 kilo verdim. Size de kaftanımla ve kırmızı kıyafetimle çıkacaktım ama zayıfladığım için maalesef giyemedim. Nedir sizi bu kadar zayıflatan? Kaç kilo verdiniz? 7 kilo verdim. Hem iş hem evlilik biraz yorucu oluyor. Onun için kilo verdim. Mutluluktan mıdır nedir? İştahım kapandı. Ama mutluluktan açılır genelde. Benimki aksine. Mutlu olduğum zaman yemeği unutuyorum. O zaman bize bugün bir kıyafet giyemeyeceksiniz. Maalesef kızlar giyemeyeceğim. Burada saçınızı çok aşağıdan toplatmışsınız. Yani topuz yapılmış ama çok ensede bir topuz. Bu da düşük göstermiş zannediyorum. Ben çok yakıştıramadım saç modelinizi açıkçası. Yani bilmiyorum beğenerek mi yaptırdınız? Kendi tercihimde kendim hani beğendim. Hani kuaförümü de yıllardır hani gittiğim bir kuafördü. Kendi beğendiğim modeli yaptırdım. Elbisenize göre işte saçınız biraz ağır kalmış. Kaftana göre uygun bir saç ama elbiseye göre biraz ağır kalmış. Ya iki kıyafet giyeceğim için hani her ikisinde de farklı saç modelleri maalesef olmuyor. Ben bu saç modelini hani yüzüme de açacağı için açık bırakmak istedim açıkçası ama terleyeceğim için oynadığımızda toplamak daha bana uygun geldi. Peki 10 yıldan sonra kına yakılırken ağladınız mı? Ben çok merak ediyorum. Çünkü eşinize kavuşacaksınız sonuçta. Bir taraftan da aileden ayrılıyorsunuz. İlk başta ağlayamadım. Müzik başladı. Kına yakma merasimi başlıyordu. Ağlayamadım. O ara sadece şey dediğimi hatırlıyorum. Annem nerede dedim. Annem de geldi. Annemi gördüğüm an zaten ben ağlamaya başladım. O beni çok etkilemişti. Burada ağlıyorsunuz galiba Zuhal Hanım. Eşim de gülüyor orada. Zuhal Hanım, 10 yılda her şeyi planladım, her şeyi kafamda şekillendirdim demiştiniz. Hayal ettiğiniz gibi bir gelinlik giyebildiniz mi? Çok merak ediyorum. Yani eşimi tanımadan önce yani hayalimdeki gelinlik çok farklıydı. Eşimi tanıdıktan sonra ve ailesini bildikten sonra hayallerimi onlara göre artık planlamaya başladım. Kafamda biçimlendiriyordum. Gelinliğimi de hani o ortama uygun olacak şekilde hani aldım
ona göre tasarım yapıldı. Kendi isteğimle, kendi istediğim modelde oldu. Yine başka birisini görüyormuşuz gibi gerçekten. Duvağınızı uzun tercih ettiniz. Evet, duvağımı kendim uzun tercih ettim. Kızlar gelinliğim aslında kısa kollu ve V yaka gibiydi. Ben bunu Fransız güpürü alarak istediğim modelde kendim desenleri kendim seçtim. Gelinliğime uygun olan desenleri seçerek kendim yaptırdım. Gelinliğinizin etek kısımları çok sade geldi bana. Yani üst kısmı çok hareketli, evet, ama etek uçlarında da keşke dantel güpür kullansaydınız, daha güzel olurdu diye düşünüyorum ben. Açıkçası onu düşündük, provasını yaptık ama gözü yorduğu için ve benim hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü üstüm güpürlerden oluşuyordu, duvağım da uzundu. Altları da yapsaydık hani biraz daha gözü yoruyordu. Zuhal Hanım, hava şey, açık havada değil galiba, değil mi? Açık havada. Açık havada mı? Soğuktu herhalde. Bir de şal almışsınız. Evet, soğuk olduğu için onun için şal almak zorunda kaldım. Rabbim hayırlı ve uğurlu eylesin. Sizi bundan sonraki hayatınızda mutlu ve mesut eylesin diye temennisiyle ben de imza vermişim. Zuhal Hanım, eşinizin ayağına bastınız mı siz ya da eşiniz? Ben bastım kızlar ayağına. Bulabildiniz mi gelinlik? Hani prenses model olduğu için biraz zor basılır aslında. Ben ilk nikah kıyılma anından itibaren ayağına bakıyordum kızlar. Yerini ayarladım diyorsun. Tabii, ayarladım. Çekmedi mi peki eşiniz? Genelde kontrol ederler ya, çekerler ayağını. Yok, açıkçası o heyecandan basısımın bile farkında değildi. Daha eşiniz sonrasında heyecanlı, her şeyi heyecanlı yapmış herhalde. Eşim çok heyecanlı. Benden hani çok uysaldır ama heyecanlıydı. O düğün anında hiç sorsanız hiçbir şey hatırlamaz. Düğün günü sizler kadar damatlar da heyecanlanıyor hanımlar. Onların heyecanını yatıştırmak için ne yapmak lazım acaba? Damatlar bence önce gelinleri yatıştırsınlar. Zaten gelinler sakinleşince ister istemez onun sakin olduğunu görünce o da relax oluyor bence. Ben de çok heyecanlı değildim. Tabii ki ister istemez bir heyecan oluşuyor ama eşim benden daha heyecanlıydı. Sadece konuşmalar oldu ama eşim işte karnıma ağrılar girdi, çıkmıyor muyuz, çıkarmıyorlar mı bizi, çıkalım artık. Yani o çok stres yapmıştı. Benim de eşim çok heyecanlı değildi. Tam tersine ben çok heyecanlıydım. Hatta nikah töreninde babamın iki ismi var benim. Hani nüfus cüzdanında yazan ayrı, normalde aile içinde seslendiğim isim de farklı. Hani bir isim söyledim ama hani doğru mu söyledim falan onu bile düşündüm yani kendi içimde. Çok heyecanlıydım ben o gün. Peki kalabalık bir düğün müydü? Nikahla birlikte yapmışsınız çünkü. Yaklaşık 400 kişilik bir düğündü. Mekanı ne kadar tuttunuz peki? 12.500 TL tuttuk. Yemekliydi sanırım. Yemekliydi, evet. Zuhal Hanım, neden profesyonelce çekim izleyemiyoruz biz? Kızlar, çekim yapılan yer ve kişi mekana aitti. Biz sürekli istiyorduk ama kişi sürekli şehir dışındaki düğünlere gittiği için ve biz tekrar istediğimizde yine şehir dışında olduğunu söyledi. Bu da hani bizim moralimizi bozdu ama biliyorsunuz her düğünde bir aksaklık, ya fotoğraf yetişmez ya da farklı bir şey olur. Benim de böyle bir şey oldu. Videolarım ve hani tam anlamıyla fotoğraflarım hazır olamadı. Düğün videomuzu hala alamadık ve adamlara şu an ulaşamıyoruz, yani sıkıntı. 5,5 ay çok uzun bir süre değil mi? Hani videoların, resimlerin eline gelmemesi, 10 yıl beklemişsiniz o kadar, hani keşke biraz baskı daha yapsanız. Yani açıkçası elimde normal hani arkadaşlarım ya da yakınlarımın çektiği görüntüler vardı. Gerçeği varken videoya da çok fazla şey yapmadım. Ben hani çok açıkçası merak etmedim. Hani nasıl oldu diye merak etmedim. Herhalde 10 yıl beklediğim için artık olmuş, artık hani nasıl oldu o kadar beni çok benim için. Gelinliğinizi ne kadar aldınız? Gelinliğim hazır olarak, yani ekleme yapmadan önce hazır bir gelinlikte, onu 2500 TL'ye aldım. Artı küpürleri kendim aldım. Aynı aldığım yere de artı 1000 lira tadilat parası verdim. Ama
175'ti sanırım, yanlış söylemeyeyim, indirimliydi o da. Aynı yerden aldım. Hadi o da hepsini bir arada aldığım için indirim yapmışlardı. Neden ayrı ayrı peki? Normalde hani bütün olarak olur, gelinliği, dua, çiçeği, tacı. Aldığım yerde ayrı ayrı veriliyordu. Gelinlik bir bütündü. Onun dışında çiçek, duvak, bunlar hani ekstra masrafa geçiyordu. Yani onlar da artı bir masraf oluyordu. Gelinliğinizi satın mı aldınız? Satın aldım, evet. Peki siz mi istediniz satın almak? Yani bir daha kullanamayacağınız bir şey çünkü. 10 yıl beklemişim, gelinliğimde kalsın istedim. Anı diye kalsın. Hani en azından ben hep söylüyordum, gelinliğim hep bende kalacak. Çünkü çocuğuma göstereceğim 10 yıl sonunda evlendiğim. Hani o benim için özeldi. Hani diğer şeyler benim için o kadar değil ama gelinliğim benim için özel. Peki Zuhal Hanım, takı töreni oldu düğünde. Evet, oldu. Ne kadar takıldı, kimlerle taktı hatırlıyor musunuz? Yani kiminle taktığını açıkçası hatırlamıyorum. Yani çok hayal meyal hatırlıyorum. Hı. Kendi aile bireylerimi hatırlıyorum. Kaç tane bilezik derseniz, kaça altın, hani onları çok fazla hatırlamıyorum ama toplamda altın ve paralarla birlikte 85.000 TL kadar rakam toplandı. 85.000 çok iyi bir rakam. Hani iyi de değil, çok iyi bir rakam. Bence de çok iyi bir rakam. Düğününüz oldukça kalabalık da halde. Kızlar, eşim ticaretle ilgilendiği için sürekli, çevresi de geniş olduğu için sürekli düğünlere katılmak zorunda, katılıyor da. Onun için genelde zaten düğüne gelenler eşimin tarafıydı, eşimin yakınlarıydı. Onun için dediğim gibi 400 kişiye yakın gelmiş, belki daha fazla da olabilir. Çünkü yemeğimiz bile hani bazı kişilere yetmedi. Zuhal Hanım, biz şey göremiyoruz, halay mı çekildi, ne tarz müzikler çalındı hani? Söyleyeyim kızlar, dediğim gibi eşimin ailesi mutasip olduğu için onlar oynamaktan yana değillerdi. Onun için iki tarafında gönlü olsun istendi. Müzik, yavaş bir müzikle giriş yaptık ve yemek eşliğinde o müzikle devam ettik. Daha sonrasında eşimin ailesinin ve yakınlarının hani adeti oymuş. Hani genelde o şekilde yapıyorlarmış. Yemek yiyip hani takılarını takıp yemek yendikten sonra hani çok fazla durmuyorlarmış. Bittikten sonra çıkıyorlarmış. Daha sonrasında bizim tarafımız kaldı. Hani bir tek tarafın isteği de olmasın diye. Onlar hani çoğu giden gitti, sonra oyuna başladık. Çok fazla eğlenemediniz o zaman kendi düğününüzde, oynanmamış çünkü. Takı merasimi 1,5-2 saat sürdü. 2 saatte ben aralıksız oynadım. Zuhal Hanım, balayına gittiniz mi? Evet, gittik. Nereye gittiniz? Antalya'ya gittik. Hayalinizdeki bir yere mi gittiniz? Yani düşündüğünüz bir yer miydi Antalya? Evet, çok araştırdık. Bizim için özel olmasını çok istiyorduk. Güzel bir oteldi ve güzel bir zaman geçirdik. Peki görüntüler var mı? Kızlar, tekrar söylüyorum, eşimin ailesi mutasip olduğu için balayı fotoğraflarına, hani fotoğrafları gösteremiyorum size. Zuhal Hanım, albümünüz var mı peki? Onu görme şansınız var mı? Videolarımla birlikte fotoğraflarım da gelmedi. 10 yıl bekledikten sonra her şeyin bu kadar gecikmesi, yani ben çok sabırsızlanırdım herhalde. Benim anladığım kadarıyla Zuhal Hanım'ın kaderinde beklemek var. Yani açıkçası benim için fotoğraflar ve CD çok benim için önemli hani değil. Onun için çok peşine düşmedim. Ben evlendim mi, anı yaşadım mı benim için önemli. O evlendim. Evlendim gibi oldu. O zaman burada ona seslenelim kızlar bence. 10 yıl beklemiş bu kızcağız. Bence bir şeyler yaptınız siz de. Albümü, resimleri hepsini gönderin. Söyleyelim o zaman. Benim için önemli değil ama arkadaşlarım merak ediyor. Zuhal Hanım, bakalım 10 yıllık süreçte eşinizle birbirinizi ne kadar tanımışsınız? Gelin evi soruları için hazır mısınız? Ay, evet, hazırım. Artık bence bu soruyu geçmemiz lazım. Yani 10 yıldır birlikteyseniz yani kesinlikle doğru bilmesi lazım. Ama riskli. Yani düşünsenize 10 yıl birlikte olmuşsunuz, soruyu cevaplandıramazsın ama öyle olmaz diye düşünüyorum. Umarım heyecanlanıp evet, da unutmaz. Bence mutlaka cevap vermeniz gerekiyor. Doğru cevap. Bence aynen. Eşiniz yine heyecanlıdır şu an. İşte sorunuz Zuhal Hanım. Eşinizle ilk buluştuğunuz günün tarihi nedir? 28 Ekim 2007. Saat 4-5 akşama doğruydu. Açıkçası saat hani akşama doğru olduğunu hatırlıyorum. Saat 8 gibi de ben zaten hani biraz daha gezelim demiştim. Hangi gündü peki? Günlerden pazardı. Vallahi siz her şeyi hatırlıyorsunuz. Ben eşinizden de aynı cevapları bekliyorum. Evet, pazardı. Bakalım eşiniz doğru cevap verebilecek mi? Arayalım o zaman. Canım, bir şey soracağım sana. Müsait misin? Müsaitim. Şimdi soruya hazır ol. Dinliyorum. Evet. Bizim tanıştığımız tarihi günle birlikte
Söyler misin? Gün 28 Ekim. Yıl? Yıl 2000 yanlarım kim sen böyle sorunca 2014. Ömer biz kaç yıldır çıkıyoruz? 2007 özür dilerim. Heyecanlandım. Yoldayım, araba kullanıyorum, kusura bakma. O yüzden bence gününü hiç sormayalım Ömer Bey. Günü, saati saat hatırlayabiliyor kaldı. Musun günü? Saat akşam 5-6 civarlarıydı. Tahmini evet öyle bir şeydi. Evet. Günü hatırlıyor musun? Pazar günü olması gerekiyordu. Evet tamam teşekkür ederim. Görüşürüz hayatım baba. Gerçekten Leyla Mecnun hikayesiymiş. Açıkçası günü hatırlayacağını ben düşünmüyordum ama beni şaşırttı. Beni tarih konusunda biraz şaşırttı Ömer Bey, evet. Ama heyecandan evet. Büyük ihtimal. Çünkü sonrasında doğruyu evet. Söyledi 2014 yani. 2014 dedi ben böyle kandı. Ne kadar kısa mıydı acaba? Evet. Bu eğlenceli bölümden sonra sıra geliyor Zuhal Hanım'ın puanlarının işlenmesine. Zuhal Hanım, gelinlerimizi puanlamaya gönderir misiniz? Gizem Hanım, sizi puanlamak için alabilir miyiz? Tabii. Bugün Zuhal Hanım'ın evindeydik. Zuhal Hanım'ın yatak odasını, salondaki mobilyalarını hem yapısal hem de renk olarak beğendim. Masa düzeni de gayet hoştu. Ekstradan çeyizi de benim için yeterliydi. O yüzden Zuhal Hanım'a puanım... ...8. Gizem Hanım, Zuhal Hanım'a 8 puan işliyor. Bugün Zuhal Hanım'ın evindeydik. Kendisinin mutfağını hiç beğenemedim. Çok sade, bembeyaz bir mutfakla karşıladı bizi. Nişan, kına ve düğününe ait de hiçbir şekilde net bir görüntü göremedik. Bu yüzden onları da beğenmedim. Kendisine puanım... 6. Tuğba Hanım, Zuhal Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün Zuhal Hanım'ın evindeydik. Zuhal Hanım'ın salonunu beğendim. Misafirperverliği de gayet güzeldi. Fakat mutfağını çok sade buldum. Çeyiz de yetersiz geldi. O yüzden Zuhal Hanım'a puanım. 7. Ayşe Hanım, Zuhal Hanım'a 7 puan işliyor. Bugün Zuhal Hanım'ın evindeydik. Tanışma hikayesini beğendim. Oturma odasındaki koltuk renklerini beğendim. Ama mutfağında hiç renk kullanmadığı için bana çok sade geldi. O yüzden puanım... 7. Tuğba Hanım, Zuhal Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Zuhal Hanım, Gizem Hanım'dan 8, Tuğba Hanım'dan 6, Ayşe Hanım'dan 7 ve Tuğba Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 28 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Evet hanımlar, biliyorsunuz yarın bendesiniz. Size hiç ortadan çıkmadığım kına ve düğün videomu izletmek için sabırsızlanıyorum. Ama bunun için bazı hazırlıklarım var. O yüzden bir an önce kalkalım, ben de yetiştireyim hazırlıklarımı. Müsaade sizin hanımlar. Buyurun. Gelinlerimiz gelin evinin 3. günü Tuğba Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Salonu da çok günlüktü. O yüzden benimki ona çok ağır geldi. Ağırlıktan ziyade hani bana karışık geldi yani. Sizin evinizde de simli ve çok desenli bir halı, desenli bir tül. Yani bilmiyorum burası size nasıl karışık geldi. Hanımlar tamam sakin olun. Benim evime uygun olduğu için hemen gözüme çarptı. Evet ama burası benim evim.
Aynayı elime alınca soruyu sormadan da geçemiyorum hanımlar. Ayna ayna söyle bana hangi gelin daha güzel? Ayna da cevap vermiyor zaten. Evet. Yoksa en güzel kendiniz olduğunu mu düşündünüz? Vallahi bugün bize kök söktürdü. Kesin gelinlere de kök söktürür yani. Zıt giderlerse evet cevabını alırlar. Burada da pudingli muhallebimiz var. İlk defa gelin evi için hazırladım. Bu renk tonunu muhallebide de kullanmadım gerçekten. Ben de gelinlik sektöründeydim mesela. Sıkılmıştım artık yani gelinlik yapmaktan. Hiç kendimi hiç hayal etmemiştim. Tuba Hanım siz hayal etmemişsiniz ama 25 kilo ağırlığında. Ama o kadar yaptım artık. Evet 25 kilo ağırlığında bir gelinlik yapmışsın. Merak ettiğiniz her şey yarın gelin evinde.